Şimdi konumuz NAP, modül 9. Modülden gitmeyeceğim. Zaten uygulama yaparken anlatacağım bütün menüleri. Dolayısıyla slayta gerek yok. Orası hep ezber kısmı. Sadece önemli kısımlarını zaten çizerek anlatacağım şimdi. Şimdi NAP açılımı Network Access Protection. NAP diye geçer sağda solda. Önemli bir konu. Yaptığı iş şu. Sizin network'te diyelim ki çeşitli makineleriniz var. İşte bir tane makineye DSCP yaptınız diyelim. Şu scope'u var, IP dağıtıyor. Normal bir şekilde IP'sini dağıtıyor. Siz olur da yarın öbür gün network'e yeni bir tane makine sokarsanız, şurada switch var diyelim. Hepsi buraya bağlı. Öyle düşünün. Hepsi switch'e bağlı. Aynı bizim sınıfta olduğu gibi. Yarın öbür gün network'e yeni bir tane makine getirdiniz böyle. Onu da switch'e bağladınız. Bağladıktan sonra eğer adamın IP konfigürasyonu otomatik değilse işte gidiyor DSCP'den kendisine bir tane IP alıyor. Diyelim ki 192.168.1.6 alıyor, fakat siz eğer ortamda makinelerden bir tanesini NAP yaptıysanız diyebiliyorsunuz ki ortama gelen makinenin firewall'u kapalıysa, antivirüsü yoksa, antivirüsünün database'i güncel değilse veya bilgisayarı taranmamışsa, şu istediğim şeyler yoksa adamı network'e alma. Şimdi alma derken yapabileceğiniz çeşitli yöntemler var. Bir, diyebilirsiniz ki DSCP'ye emir verebilirsiniz. Adam kriterlere uymuyorsa kendisine IP verme. Vermediği zaman adam network'te kimseyle konuşamayacak. Veya diyebiliyorsunuz ki adama IP adresini ver ama subnet maskini şöyle ver. Bu subnet mask 4.255 neydi? Broadcast. Direkt broadcast subnet mask kimseyle konuşamıyor. Kendisinden başka kimseyle konuşamamasını sağlıyor. Yani DSCP diyebilirsiniz ki adama IP verme. Adam network'e girdiğinde sırf firewall'u kapalı diye. Sırf firewall'u kapalı diye adam network'e konuşamayabilir. Artı şöyle bir şey diyebiliyorsunuz. Firewall kapalı olsa bile network'e al, IP adresi ver ama verirken subnet maskine PC'ine 4 tane 255 ver. Adamın IP'si her şeyi, gateway, DNS her şeyi var ama subnet mask bu olduğu için hiçbir şekilde konuşamıyor. Yani Network Access Protection'ın yaptığı iş bu. Adamların istediğiniz kuralları sağlayamıyorsa network'e gelemiyorlar. Süper bir olay. Bu sadece DSCP için değil, bunu bir router için de yapabiliyorsunuz. VPN yapan adam VPN yaparken firewall'u kapalıysa, ki olabilir. VPN'i yapan adam evindeki bilgisayarından VPN yapıyor olabilir client. Gayet normal. Ama evindeki bilgisayarında adam acemidir belki, ne bileyim, satışçı düşünün, muhasebeci düşünün. Direct access kurmuşsunuz. Adam VPN yapıyor otomatik açtığında. Firewall falan kapalı. Nereden bilsin? Kapatmış bir zamanlar bir şekilde, açmamış. Network'e girdiğinde adam sıkıntı çıkartabilir. Antivirüs kurmayabilir. Çoğu insanın evinde antivirüs yok. Yani internette okuyorsunuzdur mutlaka. Bilgisayarıma virüs girdi. Nasıl kuracağım antivirüs? Bilmiyor insanlar. Siz diyebiliyorsunuz ki antivirüs yoksa gelmesin. Adam VPN yapıyor. Router'a geliyor. Router diyor ki bir saniye diyor, sormam gereken bir yer var. VPN yapabilir misin, yapamaz mısın? Nereye soruyor? Geçen hafta gördük. Yok mu hatırlayan? 20 saat gördük bu kanı. 2 hafta. Nerede kural yazdık ya VPN yapar yapamaz diye? Ama 20 saat işledik bu konu. 2 hafta. 5 kere falan yaptınız bunu. Ya kuralları yazıyordunuz ya, adam bir PPTP ile gelmezse, şu saatte gelmezse. Aynen öyle ya. Network Policy Server nasıl hatırlamazsınız ya? 20 saat yaptık bunu, 20 saat. Müfredatta 5 saatti, ben size 20 saat anlattım önemli konu diye. He, çürümüş oldu. Yani neyse, bunu bakın, videoları izleyin. Bu çok önemli bir konu, söyleyeyim. VPN böyle yapılır yani. Öyle paldır küldür router kurayım falan, öyle bir şey yok. NPS'e kural yazacaksınız. Yoksa herkes paldır küldür VPN yapar. Hele birisi öyle, o, düşünün yani, böyle kafede mafede otururken VPN yaparken birisi görse yandınız. O şifre gitti mi? DC'ye direkt giriyor adam çünkü. NPS'i iyi öğrenir. Çok basit NPS, hatırlamıyor musunuz ya? Sadece PPTP yapanlar gelsin, işte muhasebe gelsin, bir de iş saatleri 9 ile 8 arası atıyorum gelsin diyorduk, bitiyordu. 3 kere next, 1 kere finish. Çok basit bir konudur.
Neyse, client geliyor. Router'a diyor ki ben VPN yapmak istiyorum. Merhaba, ben Ali Veli. Bilmem ne, şifrem password 1. Router diyor ki bir saniye diyor, VPN yapabilir misin diye soracağım diyor. Gidiyor MPS'e soruyor. MPS diyor ki bu adam VPN yapabilir. Ama aynı zamanda MPS olan makineyi biz NAP olarak da yapılandırıyoruz. Dolayısıyla bu sefer bir de işin NAP kısmı devreye giriyor. MPS'ten izin çıktı. Adam yapabilir, kriterleri uygun. Gidiyor NAP'a soruyor. NAP diyor bu adam VPN yapabilir mi? NAP da diyor ki MPS'e git sor bakayım adamda firewall açık mı? NAP MPS'e emri veriyor. MPS router'a söylüyor. Router tekrar client'a gidiyor. Client diyor ki benim firewall'um kapalı. O zaman tekrar router kapalı cevabını alıp MPS'e söylüyor. MPS tekrar NAP'a söylüyor. NAP diyor ki firewall'u kapalıysa ya gelemez ya da örneğin diyor ki 192.168.1.3 diye bir tane server var. Remediation Server diye yazılıyor. Yanlış yazmadıysam. Birazdan göreceksiniz zaten. Remediation Server'a gidebilir sadece diye emri veriyor NAP. NAP MPS, MPS Router'a, Router Client'a diyor ki VPN yapabilirsin ama tek ulaşabileceğin yer 1.3. Hani IP filter falan yaptık ya VPN'de, adam buradan başka bir yere gidemez dedik. Bu olay da onun gibi. Neden buraya yolluyor? Remediation, işte doğru yazdıysam, tedavi anlamına geliyor. Tedavi sunucusu orası. Client VPN'i yapıyor. Firewall'u kapalı olduğu için sadece buraya erişiyor. Bu tedavi sunucusuna da ne bileyim hani VPN şeyi firewall'u kapalı olduğu için değil de mesela antivirüsü olmadığı için buraya geldiğini düşünün. Bu tedavi sunucusunun içerisinde de mesela McAfee'nin şeyi duruyor veya Avast'ın antivirüsünün setup'ı duruyor. Şimdi adam VPN yaptı, buraya erişebiliyor. Neden? Antivirüsü yok. Ama eriştiği yerde adam için bir tane Avast'ın setup'ı hazır bekliyor. Adam VPN yaptıktan sonra çift tıklıyor. VPN bağlantısı kullanarak Avast'ı kuruyor. Kurduktan sonra 3 saniye, 5 saniyede bir NAP'la sürekli konuşuyor. Ben Avast'ı kurmadım. Bende antivirüs yok. Kurulum bittikten sonra bir 5 saniye geçiyor. NAP'a gidiyor, diyor ki ben geldim. Bir daha beni kontrol eder misin? Tedavi şey muayene eder misin? Yani NAP'ı bir doktor gibi düşünün. NAP diyor ki bakıyor. Aa sende Avast varmış diyor. Tedavi olmuşsun sen diyor o belirlediğim serverda. Diyor ki sana artık diyor her şey açık. Bir anda adam her yere ulaşmaya başlıyor. Yani olay senaryo bu şekilde işliyor ve adamın bağlantısını koparmasına gerek yok. 3-5 saniyede bir NAP'la sürekli konuşuyor. Girebilir miyim içeri, girebilir miyim? O da sürekli diyor ki Avast'ın şey, antivirüsün yok, firewall'ın kapalı. Gidebileceğin yere bu tedavi sunucusu. Oraya git, oraya git, oraya git. En sonunda client gidiyor, antivirüsü indiriyor. Ondan sonra da bir daha gittiğinde NAP diyor ki serbest sana. Ondan sonra adam böyle yaya yaya geziyor içeride. Olay bu. Yani NAP çok müthiş bir güvenlik sağlıyor. MPS'le beraber kullanıyorsunuz. Acayip bir şey yarıyor. Var mı buraya kadar sorusu olan? Remediation Server. Yani şu ismi yanlış yazmış olabilirim. Bir şeyi 10 kere yazınca insan karıştırıyor ya. Yaptığı iş bu. İstersek adamlara hiç gelme, sen gelme diyebilirsiniz. Veya gel ama gidebileceğim tek server bu server diyebilirsiniz. Aynı IP filtrelemek gibi. Adam orada aradığı ilacı bulursa işi çözüyor. Hatta daha da güzel bir şey var. Birazdan yapacağımız o. Biz bunun daha güzel senaryosunu yapacağız. DSCP adam gittiğinde IP vermeye, DSCP ona subnet meski 4 tane 255 vermeyecek. Direkt NAP'ın emriyle adamdaki firewall kapalı olmasına rağmen otomatik açılacak. Bizim yapacağımız o. Adam kapalı firewall'la gelecek, otomatik açılacak, içeri girecek. Onu yapacağız. Yani insanların firewall'larını aştırtabiliyorsunuz. Tabii Avast olayında birazcık iş değişiyor. Third part programlar gerekiyor bunun için. Ama firewall olayını basitçe yapabiliyorsunuz. Yapacağımız bu. Tamam, var mı soru? NAP'ın yaptığı iş bu. Murat. Var mı soru? Ha yok, ne bileyim, öyle bir öf falan gibi bir şey yaptın mı? Bir şey mi oldu? Moralim mi bozuldu? Şimdi yapacağımız şey şu. Bize bir MPS lazım. Üzerine NAP yapılandıracağız. Hani geçen hafta diyordum ya bu NAP'la ilgili, bu NAP'la ilgili atlayıp duruyordum. Bu sefer yapacağız. Bize bir MPS lazım. Tabii onunla beraber DSCP lazımdı. Fakat DSCP sanırım bunlarda hazır geliyordu, bu sanallarda. Evet, bu sanallarda hazır geliyor. Ondan yırttık. Sadece kuracağınız rol Network Policy Server. Add Roles and Features deyip kurun. Siz önce kurun. Ben sonra kuracağım.
senle başlatayım da video akıyor ya. Direkt rollere kadar next next diyorum. Burası artık ezberlemiş olmanız lazım. Network Policy and Access Services. İşaretledim. Yönetim aracında kur dedim. Next, 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 next. Install. NPS'in NAP yapacağız şimdi. Video çalışıyor mu bu arada? Akıyor mu? Ne oldu? Oturumu açmana gerek yok ya. Makine açsan yeter. Ama oturumu da aç tabii açıyorsan. Kapatırken çünkü açacağız zaten. Şimdi kurulum tamamlandı. Videoda çekiyor. Güzel. Kurulum sizde de bitti zaten çoğunuzda. Bitmeyenler zaten şimdi bitecek, yetişirler. Close deyip kapatıyorum. Sonra Tools'tan Network Policy Server'ı çalışırım. Şimdi biter. Sanallar kasmıştır. Zaten kendi kullanması gereken RAM'in üzerine çıkmış benimki. Dynamic Memory sayesinde. Yani 1 GB da yetmiyor şu anda. CL1'i falan da açtım ben. Kenarda duruyor CL1. Beklesin o. Şimdi NPS açtıysanız şöyle genişletin. Şöyle genişletin siz de benim gibi. Şu konuşmadığımız kısımlardan konuşacağız. Ve NPS'le işimiz bitecek. Bitti mi herkesin kurulumu? Neyse biz zaten anlatana kadar yetişeceksiniz. NPS'de şimdi bir System Health Validator'lar var. Windows Security Health Validator'lar. Şimdi burada yapacağımız ilk şey şu. Birincisi benim NAP olacak bu makineme, NPS'i kurdum bu makineye öğretmem gereken şey şu. Bu adamın firewall kontrolü yapması gerektiği.
İlk başta firewall kontrolü yapacağını öğretmem lazım. Daha sonra gideceğim adam için bir tane help policy yazacağım. Yani bu kontrolü yapması gerektiğini buradan söylüyorum. Windows Security Health Validator kısmından. Daha sonra kendisine bir tane help policy yazacağım. Yazdığımda da diyeceğim ki firewall açıksa ve firewall kapalıysa. İki tane kural yazacağım ve bu kurallar sonucunda ne olacak? Mesela açıksa, yani adam testi geçtiyse açık kabul edecek. Geçmediyse kapalıymış demek ki diyeceğiz. Yani burada kuralı oluşturuyoruz. Firewall'a bakılması gerektiğini söylüyoruz. Health policy'de bu kuralların hangi durumda seçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani adam firewall açık gelirse ve testlerden geçerse şuraya düşecek. Geçemezse kapalı kısmına düşecek. Daha sonra da bu kuralları kullanarak yeni bir tane network policy yazacağız ve diyeceğiz ki adam açıksa full erişsin, kapalıysa erişemesin. Yani 3 adımda bu parçaları birleştireceğiz. Şimdi yapalım, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Aslında zor gibi geliyor ama. Şurada settings kısmına gelin. Windows Security Health Validator kısmına, settings'e. Bakın bir tane default configuration var. Çift tıklayın. Şu default configuration işte bizim NAP'ımızın gelen client'larda ne aradığını gösterdiği yer. İsterseniz buradan normalde settings'en new deyip kendi kuralınızı kendiniz yazabiliyorsunuz. O da olur. Veya hazır kuralı değiştirebilirsiniz. Mesela bakalım. Birincisi diyor ki eğer şuradaki checkbox'ı işaretlersem, yani işaretli bırakırsam daha doğrusu, zaten varsayarak hep işaretli geliyorlar. Bırakırsam adam da firewall açık mı kapalı mı onu kontrol edecek. Bunu yaparsam antivirüsü var mı yok mu onu kontrol edecek. Antivirüsün tarihi geçmiş mi geçmemiş mi? Tarihten kastım antivirüsün database'i. Bilmiyorum, hiç dikkat ettiniz mi? Uzun süre antivirüsünüzü güncellememişseniz uyarı verir Windows. Der ki database'inizin tarihi eskimiş, güncelleyin falan der. Güncelleyince o uyarı kalkar. Action Center falan çıkar. İşte spyware koruması var mı yok mu? Windows update'i açık mı değil mi? Mesela bunu da yapabiliyorsunuz. Eğer bu checkbox'ı işaretli bırakırsam sadece ve devam edersem, VPN yapan adam veya network'e gelen adam da Windows update kapalıysa adam network'e giremiyor. Windows update açıksa girebiliyor. Neden? Çünkü açıksa zaten her şeyi otomatik çekmiştir ya, adamda bütün güvenlik açıkları kapalıdır. O adamı gönül rahatlığıyla sokabilirsiniz network'ünüze. Yani burada birçok şeyi test edebiliyorsunuz. İsteyebiliyorsunuz, test edebiliyorsunuz dedim. İsteyebiliyorsunuz. Buradan seçmeniz gerekiyor. Bunların hepsini böyle bırakırsanız adamda hem update'ler hazır olacak, hem anti spyware olacak, hem antivirüs olacak, hem firewall açık olacak. Yoksa adam network'te konuşamıyor. Yani müthiş bir güvenlik önlemi. Ama mesela spyware'i seçmek mantıklı değil. Çünkü spyware'i herkes kurmayabilir. Ne bileyim, Spybot diye bir tane spyware programı var. Onu kurmamış olabilir. Yani mümkündür. Avast yetiyor çünkü mesela tek başına. Norton, McAfee, bunlar yetiyor. Dolayısıyla onu kurmamış olabilir. Bizim yapacağımız şu. Ben adamlarda hiç update mi update aramayacağım. Şu checkbox'ları kaldırın. Update mi update. Sadece firewall istiyorum. Şu firewall haricinde hepsini kaldırın. Şunlar falan, spyware falan, update'ler gözükmüyor şu anda ekranda ama hepsini kaldırın. Bunu tam ekran yapamıyorsunuz. Şurası pasif gördüğünüz gibi. Şu kısım. Mecburen okla kaydırma çubuğuyla ineceksiniz. Sadece firewall'u seçili kalsın. Diğerlerin hepsini kaldırın. Yani bizim yapacağımız bu. Denetim yapacağımız bu. Firewall'u açıksa gelsin, değilse gelemesin veya başka şeyler olsun gibi. Yaptınız mı? O zaman tamam deyin. Okey deyin. Çıkın. Default configuration bıraktım. Dediğim gibi isterseniz böyle de yapabilirsiniz. New deyip bir tane oluşturabilirsiniz kendiniz. O da olur. Default configuration'da bırakabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi ben burada firewall kontrolünün yapılacağını söyledim. Sonra da yazmam gereken şu. Firewall açıksa hangi kurala uysun? Kapalıysa hangi kurala uysun? Şimdi de bunu söyleyeceğim. Bunu da söyleyeceğiniz yere health policy deniyor. Yani health sağlık demek aslında. Tam karşılığı denk gelmiyor bizim Türkçedekine ama health policy de kural açıksa kapalıysa ne olacak onları söyleyeceğim. Health policy'ye sağ tıklayın, new.
Şimdi benden bir tane polis ismi istiyor. Buraya düzgün mantıklı bir isim verelim ki sonradan işimize yarayacak bunlar. Diyorum ki adamın firewall açıksa. Şöyle büyüteyim. Firewall'u açıksa. Peki firewall'un açıksa olduğunu nereden anlıyor NAP? Yani açık da bu açıksa kelimesinin karşılığının ne olduğunu nereden anlıyor? Onu da şuradan anlıyor. Adam bütün testlerden geçmişse açıktır. Kapalıyken de diyeceğiz ki adam testlerden kalırsa kapalıdır. Tamam. Burada da diyoruz ki açıksa tamam ama neyi kullanacak? Hangisini kullanacağını da şuradaki checkbox'ı işaretleyip buradan seçiyoruz. Bizim zaten default configuration'dı. O yüzden uğraşmayalım diye şey yaptım. Ama kendi settings'inizi oluşursaydınız buradan onu göstermeniz gerekiyordu. Bu mu? Bunu birazdan değiştireceğiz. Şu anda dediği şu. Adam tüm testlerden geçerse, tüm kontrollerden geçerse firewall'u açıktır demek. Tamam. Birazdan da gideceğiz network policy'de. Peki açıksa ne olacak diyecek. Bize diyeceğiz ki full erişim hakkı var. Yani burada firewall'u tüm testlerden geçerse açıktır kabul edilsin dedim. Açıksa şu kurallar uygulansın diye de network policy kısmından söyleyeceğim. Ya biraz karışık gelebilir. Yaptıkça bir kere yapın zaten ikinciye yaptığınızda mantık oturacak. Şimdi dedim ki firewall açıksa tüm testlerden geçmişse açık sayılacak. Okey dedim. Kuralım buraya geldi. Bir tane daha yazıyorum. Bu da firewall'un kapalı olma durumu. Yine aynı yerden sağ tıklayıp diyorum ki bu sefer firewall kapalıysa. Sonra da burada seçebileceğimiz bir ton seçenek var. Şu üç tanesinin ne olduğu bilinmiyor. Nasıl bilinmiyor? Ne bileyim McAfee'nin falan programları var. Symantec'in var. Direkt NAP'la uyumlu çalışıyorlar. Onları indiriyorsunuz. Orada size bunları nasıl kullanmanız gerektiğini öğretiyor. Dolayısıyla kullanacağınız third party programa bağlı olarak kullanılıyor bunlar. Kesin bir cevabı yok ne olduklarını. Mesela infected. Virüs bulaşmışsa adama bir rapor ver diyor. Tamam da McAfee raporu nasıl veriyor bilemeyiz. Hani kullananlar bilir illa ki ben kullanmadığım için bilmiyorum. Dolayısıyla onu seçecekseniz McAfee size söylüyor. NAP'ta şunları şunları yap diyor ona göre yapıyorsunuz. Bunlar yani şu anlık bizimle alakası yok. Şu zaten testi geçerse şuradaki testten kalırsa ki şu anda seçeceğiniz bu. Firewall'u kapalı olduğunu nasıl anlayacak? Testten kalırsa. Daha sonra da network policy diyeceğiz ki testten kalan adamlar hiçbir yere erişemez. Onu söyleyeceğiz. Eğer şunu seçerseniz Client passes one or more. Client bir veya daha fazla testten geçerse kabul. Şimdi üstteki zaten testten geçerse kabul diye. Bütün testlerden geçerse kabul en üstteki. Ama bir testten geçmesi yetiyor derseniz bunu seçiyorsunuz. Veya adam testlerden kalırsa giremiyor. Ama olur da 3 tane teste tabi tutuluyordur. Bir tanesinden kalırsa gelmesin diyebiliyorsunuz. Hepsinden kalırsa gelmesin yerine. Yani burada seçenekler size kalmış. Ama siz derseniz ki hayır ben burada belirlediğim settings'e yazdığım tüm kurallar uyacak. Update olacak. Antivirüs, Spyware, Firewall. Dördüne birden uyacak diyorsanız firewall açık kuralında bunu, kapalı kuralında da bunu işaretlemeniz lazım. Tamam, buradaki mantığı ona göre belirteceksiniz. Ben dedim ki adam testlerden kalırsa gelemez. Yani testlerden kalması firewall'un kapalı olduğu anlamına geliyor. Hangi ayarları kullanarak buna karar verecek? Checkbox'ı işaretleyip buradan ayarı gösteriyorum. Zaten bizde tek ayar var. Yani yapacağınız iş bu. Settings'i oluşturuyorsunuz. Sonra da buradan açık kapalı diye söylüyorsunuz. Bu kadar. Okey. İki kuralını da ekledim. Testten geçiyorsa açık etiketini yapıştıracaklar adama. Adam teste tutuldular. Geldiler firewall açık mı diye sordu. Açık abi dedi. Sen dedi firewall açıksın. Testten geçtin. Senin etiketin firewall açıksa. Adamın etiketi şu. Bu etiketi hangi polisin etiketçeni de şimdi belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki adam firewall açıksa şeye içeriye erişsin. Ama kapalıysa etiketini yemişse yeni öbür kurala etki etsin. Orada da mesela diyeceğiz ki bir tane kısıtlı network'e gitsin gibi. Tamam var mı buraya kadar sorun? Biraz karışık gelebilir ama
Yani yaptıkça mantığı oturmaya başlayacak. İlk baktığınızda bu karışık geliyor öğrencilere genelde. Evet, sadece firewall, aynen öyle. Sadece firewall kontrolü yapacağımı söyledim burada. Sadece firewall'u kriter aldım. Diğerleri benim için önemli değil. Açık, kapalı, var yok, önemli değil. Onu söyledim. Sonra dedim ki açıksa ve kapalıysa neye göre belirleniyor? Onu da dedim ki testlerden geçiyorsa açıktır. Geçmiyorsa kapalıdır. Onu söyledim. Şimdi de son olarak demem lazım ki adam testten geçiyorsa her yere erişsin, geçemiyorsa da erişemesin. Fakat hani dedim ya adam erişemeyecekse istersek onu remediation. Ha bu arada ben sadece iyi unutmuşum galiba. Hemen hemen doğru yazmışım. Remediation diye yazdım. Bir iyi unutmuşum. Ama istersem diyebiliyorum ya adam örneğin 192.168 1.3'e gidebilsin. Orada adamı şey bekliyor. İşte Norton bekliyor. Norton antivirüs bekliyor. Asset bekliyor mesela. Orada bekliyor. TL mi neyse artık. Adamı direkt orada bekliyor. Ben buradan girip eğer bir remediation server grubu belirlersem adam gidip oradan antivirüsü çift tıklayıp çalıştırabiliyor. Daha sonra her yere erişebiliyor. Onun da denemesini yapalım. Nasıl eklendiğini görelim. Ekleyin bir tane remediation server grubu. Sağ tıklayıp grubun adı ne olacak? Mesela ne diyelim? İşte kısıtlanmış makineler falan diyebiliriz veya ne bileyim doktor moktor da diyebiliriz. Hani şöyle düşünün, burası kısıtlı bir network. Adamı saldık buraya, burada takılıyor veya buraya bir antivirüs kurduk. Setup'ına çift tıklayıp çalışacak. O yüzden doktor da diyebiliriz. Doktor yazdım. Veya tedavi eden makine falan da yazabilirsiniz. Önemli değil. Sonra add adamın IP'sini gösteriyorum. 192 mesela sallayayım bir IP ya 1.3 Resolding ki IP'si buraya gelsin. Ya pardon ya yanlış yere yazmışım. Friendly name yazmışım. Resol dedim ki IP'si buraya gelsin. Friendly name de sallayalım. İşte tedavi yapan makine falan. Yaptınız mı? Tedavi yapan makine falan dedim. Salladım yani örnek vermek için sırf. IP'sini yazdım. Okey dedim. Bitti. Okey deyip kapatıyorum. Bu kadar. Makinem buraya geldi. İstersem sonradan değiştirebiliyorum özelliklerini. Tamam, settings'i belirttim. Firewall kontrolü yapılacağını söyledim. Firewall kontrolünün açık veya kapalı durumunu nasıl belirleyeceğini söyledim. Testten geçerse açık, geçemezse kapalı diyeceksiniz. Bu testlerin sonucunda da ne olacağını Network Police'den söylüyorsunuz. Şimdi yapabileceğiniz iki yöntem var. Bir, her zaman yaptığımız gibi sağ tıklayıp işte yapmanıza gerek yok şu anda gösteriyor. New deyip işte buradan diyebilirim ki adam şu NAP kuralına uyuyorsa şu olsun, uymuyorsa bu olsun diye geçen hafta VPN'de yaptığımız gibi yapabilirim. Veya ikinci basit bir yöntem var. Geçen hafta bunu göstermedim. Eliniz alışsın diye. Şurada NPS'e gelin. İrfan, camı biraz kapatabilirsin. Klima çalışıyor değil mi? Zaten başım zonkluyor. Ovurdukça daha kötü oluyor. Bu geçen hafta zor yöntemini yaptınız. Yine yapabiliriz buradan ama kolay yöntemini göstereyim. Sistemci pratik olmalı ya. Hemen çat çat yaparsınız. Zaten NAP seçili. Dokunmama gerek yok. Direkt NAP'ım seçili. Eğer VPN'le gelecek olsaydı adam VPN seçecektim. Veya benim switch'ime kablolu olarak bağlanacak olsaydı bunu seçecektim. Buradaki 3 seçenek bu. Kablosuz veya kablolu bağlantı. Yani kablosuzdan kastım şu. Şurada 802.1x diyor ya. Ortada bir tane access point var. Bir wireless modem var. Adamlar normal hani nasıl kafelere gittiğinizde cep telefonunuzdan modeme bağlıyorsunuz ya. Wireless'e giriyorsunuz. Onun gibi geliyorsa veya direkt alıp adam ethernet kablosunu şu switch'e takıyorsa manageable bir switch'iniz varsa oraya takıyorsa hangi ayarlar geçerli olsa onu buradan yapıyorsunuz. Adam VPN ile falan geliyor olsaydı hani dedim ya VPN ile gelen adama da yapabiliyorsunuz. Onu buradan yapıyorsunuz.
Onun haricindekileri de işte biz DSP yapacağız. O da buradan. Tamam, buradaki 3 tane o. Seçtim NAP'ı, zaten seçiliydi. Configure NAP. Adam hangi yöntemle geliyor? Biz neyle yapacağız şimdi? DSP ile yapacağız. Yani bu işe bakacak adam DSP. Adını otomatik şöyle verdi. İsterseniz değişebilirsiniz. Eylemiyorum ben. Güzel bir isim. NAP DSP işte. Yeterli. İsterseniz değişebilirsiniz. Devam. Şimdi burada bana diyor ki Redis Client'ın var mı? Geçen hafta yaptık. Redis Client'ın ne olduğunu hatırlayan var mı? Şu terimler ne demekti? Redis Server kim? Redis Client kim? Aynen öyle. Server MPS'in ta kendisi. Client da bizim RAS'ımız. Yani router makinemiz. Burada diyor ki router kim? Şimdi bunu doldurmamıza gerek yok. Neden? Eğer VPN yapan birisi olsaydı burada onu belirtmemiz lazımdı. Çünkü ben gidip RAS'a bak Radius Server MPS demezsem RAS neyi kontrol ediyordu? Kendi üzerindeki lokal MPS'i kontrol ediyordu. Biz hatta geçen hafta gidip RAS'a dedik ki bundan sonra sen kendi üzerindeki ne değil MPS'in üzerindeki kuralları kontrol edeceksin demiştik. Şu anda VPN ortamını yapmayacağımız için göstermiyoruz. Ama add deseydiniz geçen hafta yaptığımızın aynısı. Hatırlıyorsunuz herhalde burayı. 1, 2, 3 falan yazıyorduk buraya. Generate falan deyince kendi oluşturuyordu falan. O yüzden şu anda ihtiyacımız yok. VPN'le kimse gelmeyecek. Devam. Burada bizden bir tane DSP scope istiyor. Fakat ben zaten scope'umu şurada oluşturdum. Yani bu adımı direkt geçiyorum. Birazdan burada aslında söylediği şu. DHCP şimdi IP hani dedim ya istersek 4 tane 255 verdirebiliyoruz. NAP itiraz ederse verme bu adam IP derse. Tamam da DHCP o adamın veya NAP'ı nereden tanıyor? NAP'la nasıl konuşuyorlar? Şu anda birbirlerini tanımıyorlar. Öğretmemiz lazım. Ama öğretme işini buradan yapmayacağız. Öğretme işini DSP'nin konsolundan yapacağız. O yüzden direkt buraya atlıyorum. Burada diyor ki hangi makineler için geçerli olacak bu kurallar? Tüm makineleri bırakıyorum. Hiç uğraşmayalım. Ama isterseniz buradan add deyip işte advanced find deyip mesela siz geçin bu arada da ben göstereyim. Biteceğim mi? Geçen hafta da aynı şey olmuştu. Mesela ben diyebilirim ki şuradan grup var mı bizde ya? Ama bizde grup yok. Neyse bir makine grubu varsa yani hani nasıl makineleri oğulların altına taşıyoruz ya bir gruba makine dahil edersek buradan direkt grubu gösterebiliyoruz. Örneğin CL1'i CL2'yi kattım bir tane ne bileyim NAP diye bir grubun içerisine attım. Direkt onu buradan gösterebiliyorum. Gerçi onu birazdan zaten yapacağız, göstereceğiz. Ama buradan da ayrıca gösterebiliyorsunuz. Ben bunu birazdan yapacağım grup polisiyle. Şimdi diyor ki NAP kuralına uymayan yani firewall'u kapalı bir adam ne olsun? Buradan kalkıp diyebilirim ki adam sadece şu makineye erişsin doktor grubuna. Ve adam eğer erişemezse bir sıkıntı olursa yardım içinde mesela erman.com.tr'yi kullansın. Bunu birazdan göstereceğim. NAP'ta direkt firewall'ını açtırabiliyorum dedim ya. İstersem açtırmayayım ama adama şu bilgileri vereyim diyebiliyorsunuz. Açtırırsanız zaten remediation'a gerek yok. Yani bunu iyi planlamanız lazım. Siz derseniz ki firewall kapalı bir adam DSP'den IP alırsa otomatik olarak firewall'u açılsın derseniz remediation'a zaten gerek yok. Ama derseniz ki hayır açılmasın, remediation'a gitsin, o zaman bu durumda kullanabiliyorsunuz. Şu kısımda help kısmı. Adam more info diye butona tıklayacak, bu siteye yönlenecek. Yani buraya mesela erman.com.tr/nap.html diye bir sayfa yaparsınız. Dersiniz ki işte kardeş senin firewall'ın kapalıydı, o yüzden bu uyarıyı görüyoruz. Git firewall'ını aç diyebilirsiniz. Veya dediğim gibi bunlara hiç gerek yok remediation'a falan. Otomatik firewall'u açılsın diyebiliyorsunuz. Ben sadece örneği göstermek için seçtim. Devam. Devam. Devam hadi arkadaş ya.
Diyor ki burada NAP'ın kullanacağı validator, yani neyi test edeceğini buradan öğrenecek diyor. Security Health Validator'dan. Şurası. Firewall kontrol yapacak ya. Onu burada yapıyor. Enable auto remediation of client computers derseniz, işte clientler firewall kapalıysa remediation'a gitsin mi gitmesin mi onun ayarını buradan yapıyorsunuz ki ellemenize gerek yok. Alt taraftaki ineligible client computers dediği de şu. Adam eğer olur da network'te başarısı olursa, yani firewall'u kapalı mapalıysa adama ne olsun? Varsayılan seçili bırakırsanız adamın network'e erişimi yasaklanıyor. Sadece neye erişebiliyor? Adamı yönlendirdiğimiz remediation server'a. Dolayısıyla bunu böyle ellemeden geçerseniz adam firewall kapalıysa remediation'a gidebiliyor sadece. Açıksa her yere gidiyor. Buna ellemenize gerek yok. Çünkü burası adam deny edilirse ne olacağının cevabı. Buradan kalkıp allow seçerseniz o zaman hiç NAP yapmanıza bile gerek yok. Herkes paldır küldür bağlanır. Dolayısıyla ellemiyorsunuz. Tekrar next. Makine kastı ya. Sizde de kastı mı burada? Finish. Bu kadar. Gelin network policy'ye. Bakın şurada bir ton kural var. Üç tane kural geldi. Network policy'ye gittiğinizde. Otomatik olarak oluşurdu. Ben bunları tek tek elimle de oluşturabilirdim. Ama kendisi otomatik oluşurdu. Şimdi bu oluşturduk kurallar ne? Adam firewall açıksa buna uyuyor. Kapalıysa buna uyuyor. Buradaki ne? Buradaki de şu. Adam NAP diye bir şeyden haberi yoksa. Firewall'u açıksa, firewall'u kapalıysa, NAP'ı tanımıyorsa. 3 tane kriter oluşuyor. Yani normalde biz açıksa kapalıysa diye oluşturuyoruz. Bir de NAP'ı tanımama ihtimali var. Adam Windows 98 olabilir, XP olabilir. Çünkü bu NAP dediğimiz olay XP Service Pack 2'den sonra geldi. Bunu unutmayın. Sınavda çıkabilir. XP Service Pack 2'den sonra geldi. Mesela XP Service Pack 1 kullananlar bilmiyor NAP. XP Service Pack 1'li bir makineyse ne olacak? Adam NAP bile tanımıyor. İşte onlar da tanıyabilsin diye onlar için de üçüncü bir kural oluşturuyor otomatik. Biz yapsaydık bunu da yapacaktık. Tıklayın kurallara bakın. Compliant'tan başlayın. Firewall açıksa neler olacakmış? Ne olacakmış? Grant access. Policy geçerli. İçeriye girecek. Fakat nasıl girecek? Bakın condition tarafında DSCP'ye bakacağını söylüyor. Constraints'te bir şey yok ama şu settings'e geldiğinizde şurada NAP enforcement'a gelin. Compliant'ın özelliklerindeyim. Settings'teyim. NAP enforcement'tayım. Adamın firewall'a açıksa neymiş? Network'e erişimi full. Bu kuralları siz tek tek kendinize gelip belirleyebiliyordunuz. Dediğim gibi 3 adımda da kendiniz otomatik yaptırtabiliyorsunuz. Yani burada bahsediyor. Adamın firewall'u açıksa gelecek network'e ve full erişim hakkı olacak. Eğer kapalıysa adamın erişimi limitli olacak. Yani her yere erişemeyecek. Nereye erişebileceklerini nereden görüyorum? Onu da configure kısmından. Configure'e basarsanız göreceksiniz ki bakın doktor dediğimiz remediation server'a gidebiliyor. Bir sorun olduğunda da troubleshooting yaparken kendisine URL olarak bunu veriyoruz. Yani mantığı anladınız mı şu anda? O otomatik oluşurken bunları oluşturuyoruz. İsterseniz bunları tek tek sağ tık yenileyip policy falan deyip yapabilirsiniz. Geçen hafta böyle yaptık. Geçen hafta hatırlarsanız bu adımların hepsini kontrol ettik, konuştuk. Hatırlıyor musunuz şunları? IP filter falan yaptık, condition ekledik. Dedi ki şu saatlerde geliyorsa adam VPN yapabilsin falan. O videolara bakarsınız. MKS videolarına. Heh, onu söyleyeceğim şimdi. Firewall kapalıysa adamın erişimi kısıtlı ve kendisini buraya gönderiyoruz. Fakat şu anda az önce de dediğim gibi bu yaptığım saçma. Neden? Çünkü ben bir altta demişim ki firewall'u kapalıysa otomatik olarak adamın firewall'unu sen aç. Görebiliyor musun?
Yani bu checkbox'ı işaretlersem adamın firewall'u kapalı bir şekilde network'e gelirse otomatik olarak firewall'u açılacak. Bunu kaldırırsam firewall hiçbir şekilde açılmıyor. Şuraya düşüyor. Dolayısıyla bu checkbox'ı siliyorsanız remediation yapacaksınız. Silmiyorsanız remediation'a gerek yok. Ama tabii şu olur. Antivirüs için yapıyorsunuzdur bu işi. Antivirüs kurdurmanızın imkanı yok otomatik. Firewall gibi değil ki gidip açasınız. İmkanı yok. O zaman remediation'ı mecbur kullanıyorsunuz. Onu sen yazıyorsun zaten. Ha, buradan yazabilirsin bu arada. Settings'e gel, buradan configure deyip şu anda da yazabilirsin. Ha yok. NAP capable kısmında da adam NAP'ı tanımıyor sen olacak. NAP'ı tanımıyorsa yine erişemeyecek adam. Buradaki ne bir mantığı yok tabii NAP'ta. Bunu kaldırsak da olur. Çünkü açılabilecek bir şey yok ki NAP'ı nasıl tanıtacağım adama? Adam en aşağı XP Service Pack 2 olmalı. Kalkıp Windows güncelleyecek halim yok adamda. Update edecek halim yok. Upgrade. Dolayısıyla burada pek bir mantığı yok. Ama sonuç olarak firewall açıksa full erişim. Kapalıysa veya NAP nedir bilmeyecek kadar eski bir Windows kullanıyorsa veya bir şekilde NAP'ı bilmiyorsa adam kesinlikle erişemiyor. Tamam, olay bu. Kurallarımız, her şeyimiz, ortamımız hazır. Fakat bunların hangi makineye etki edeceğini söylemedik. Bunu söyleyebilmek için de tabii ki merkezi yönetim yapmamızı sağlayan grup policy açıyorsunuz. gpmc.msc. Şu anda ortam hazır, NAP hazır, her şey çalışıyor. Tabii bir şey yapmadık. Onu birazdan yapacağım. Hatta onu da yapalım. Grup Policy MC, GPMC MSC'yi açın şöyle. Beklesin bu kenarda. Dedim ya, DSCP'ye NAP'ın kim olduğunu öğretmen lazım. Onu öğretelim, aradan çıksın, sonra unuturuz munturuz. Açın DSCP'yi. Direkt Star Script'inde var DSCP. Sonuçta IP'yi bu verecek ya şimdi client'a. Buna söylemem lazım ki bak NAP diye bir şey var. Onunla ortaklaşa çalış. DSCP'de bunu yapabilmek için iki şansınız var. Bir, hangi scope için yapıyorsanız, hangisi network'ünüz IP dağıtıyorsa onda yapabilirsiniz. İki, birden fazla scope'unuz olabilir. 10 tane, 20 tane toplu yapabilirsiniz. Toplu yapabilmek için yapmanıza gerek yok. Versiyon 4'e sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra bakın Network Access Protection tabu var. Burada Enable on all scopes diyebilirsiniz. Olur. Veya ben bütün scope'lar için değil de sadece şu scope için yapmak istiyorum derseniz scope'a sağ tık özellikler. Oradan Network Access Protection Enable. Bunu dediğiniz anda otomatik olarak bu scope için NAP'ı tanıtmış oluyorsunuz. Şu anda DSP'm NAP'ın ne demek olduğunu, kim olduğunu her şeyi öğrendi. Ne yapması gerektiğini de öğrendi. Tamam. DSP ile işim bitti. Şimdi dönelim grup polisiye. Yaptınız mı? Geri kalan var mı bu arada? Şimdi benim grup polisiye demem lazım ki benim CL1 makinem, şuradaki CL1'im NAP'tan etkilenecek. Bunu nasıl yapacağım? Grup policy'yi nereye bağlayabiliyorum? Grup policy'yi nelere bağlayabiliyoruz? OAuth'lara bağlayabiliyoruz. Aynen öyle. OAuth'lara bağlayacağız. Dolayısıyla benim CL1'i bir OAuth'a katmam lazım. OAuth'a da grup policy bağlamam lazım. Nasıl yapacağım? Açın. dsa.msc. Active Directory Users and Computers. dsa.msc. Bir tane o oluşturdum. Sağ tık. New o. Artık 100 bin kere falan yaptık herhalde o. Adını istediğinizi verin. Ben NAP dedim. NAP diye bir tane o oluşturdum. Sonra Computers'e gidiyorum. Computer'ların listesi burada ya makine. CL1'i alıyorum. Sürükleyerek NAP'ın içerisine taşıyorum. Computers'e gidin. CL1'i bulun. CL1'i sürükleyip NAP'a bırakın. Soruya da yes. Olsa ne oluyor ya? Taşıdınız mı şuraya NAP'ın içerisine CL1'i? Tamamdır. Şimdi DSL MSC'yi artık kapatabilirim. Grup polisiyle de bir F5 yapıyorum. NAP şuraya geliyor.
Ovu burada hazır. Hepinizde böyle olması lazım. Var mı gelmeyen? Gelmeyen varsa kapatıp açsın. Veya oluşturmamış olabilir. Şimdi yapacağım şey NAP OAuth'una etki edecek bir tane policy yazmak. Sağ tık, create a GPO in this domain. Adı ne olsun? NAP olsun yine. Çok önemli değil. Grup policy'nin adı. NAP. Sonra da sağ tık edit. NAP OAuth'una bir tane grup policy bağlı. Adı NAP. Adının hiçbir önemi yok. Sonra sağ tıkladım, edit dedim. Buradayım. Gelemeyen söylesin. Bekleyelim. De tarafı. Tamam. Ondan sonra gel grup polisiye. Bir F5 yap. Map gözükecek şurada. Gözüktü mü lan? Onun adı neyse görmesi lazım. Şu F5'i yalnız şurada yap. Ha, F5'i üstte yaparsan daha iyi olur. Sonra NAP'a sağ tıkladın O'ya. Create a GPO dedim. Bir isim salladın. Salla ASD MASD. Hemen altına geldi. Daha sonra ona sağ tık edit. Aynı yerdeyiz. Sonra da şu yolu takip edin. Policies, Windows Settings, Computer tarafındayız tabii ki. Makine etki edecek. Policies, Windows Settings, Security Settings. Oradan da System Service'a gelin önce. System Service'dan da buraya geleceksiniz. Computer Configuration tarafındayım. Policy, Policies, Windows Settings, Security Settings, System Services. Bulacağınız servis bu. Neden buradayım? Buranın yaptığı iş şu. İlk defa geliyorsunuz buraya, ilk defa görüyorsunuz eğitimin başından beri. Eğer burada bir tane servisi, hani services message diye bir şey gördük ya, servisleri başlatıp durduruyorduk. Eğer o servisi service message'e de başlatırsanız kendi makinenizde başlıyor. Ama burada başlatırsanız, burası da services message. Burada başlatırsanız direkt policy'nin içerisine yaptığınız için artık policy nereye etki ediyorsa o makinede servis başlıyor. Yani buradaki gelme amacımız şu. Sadece CL1'i yapacak olsaydım CL1'de gidip bu servisi başlatabilirdim. Ama 100 tane NAP makinesi olabilir. 100 tane makineyi NAP'a sokabilirim. Dolayısıyla onların peşin peşin servisi başlamasını buradan sağlıyor. 100 tanesine gidip servisi başlatacağımı grup polisten yapıyorum. Buldunuz mu bu yolu? Network Access Protection'da buldunuz. Sağ tık özellikler. Burası aynı. Define diyorum. Yani bu polisi ayarlarını tanımla dedim. Neyi tanımlayayım diyor. Otomatik. Otomatiğe bir getiriyorum. Bundan sonra bilgisayarlar grup polisi ayarlarını aldığında şunu anlıyorlar. Ben bilgisayarı açtığımda otomatik servis başlayacak. Başlaması lazım ki NAP etkisi. Okey. Otomatiğe getirdim. Network Access Protection Agent'ını. İkinci yapacağımız şey şu. Hemen aşağısında Network Access Protection var ya. Şöyle genişletin. Bakın şurada Enforcement Clients var. Yine aynı yerdeyim. Security Settings'teyim. Biraz aşağıda. Network Access Protection, NAP Client Configuration, Enforcement Clients. Burada da demem lazım ki DSCP'ye burada şu anda öğrettiğim şu. Client'lar başarısız olursa adamları karantinaya tut. Yani bu ne demek? Hani dedim ya 4 tane 255 istersek verdirebiliyoruz DSCP'ye. Burada da onu öğretiyorum. DSCP'ye client'ların firewall kapalı olması durumunda cezalandırması gerektiğini anlatıyorum. Eğer bu işi VPN için yapıyor olsaydık neresi olabilir sizce? VPN için yapıyor olsaydık. Şunlardan sallayayım bir tane. Şu DSCP. Söyleyeyim direkt şu EAP. Demişim ya EAP sertifika falan VPN'de konuştuk ya sertifika kullanırsaydık EAP seçecektik. Yol olmadığı için MS Sharp Version 2 yaptık. Kullanıcı adı şifre sorsun diye. VPN olsaydı da bunu açacaktık. Abi etüt isterseniz etüt yaparsak VPN yaparız.
VPN de aynısı. Birebir her şeyi aynı yapıyorsunuz. Sadece en başta konfig ederken DSP seçmiştik ya, onda VPN seçiyorsunuz. Aynı şey. Sonuç aynı. Geldim DSP'ye, sağ tık enable. DSP'ye de öğrettim. Client'ları karantinaya zorla dedim. Yok, bilgisayar geldi mi bilgisayar alıyor. Sen direkt polisi değil bilgisayar üzerine yapıyorsun ya şu anda. Yok, bilgisayarın kendisini alıyor direkt. Direkt MAC adresini falan her şeyini görüyor ya. Direkt kendisini engelliyor, blok ediyor. İkinci olarak bunu yaptım. İlk servisi başlattım çünkü servis başlamazsa clientler tanımıyor NAP'ı. Tanıttırdım. İkinci olarak DSP'ye öğrettim. Üçüncü olarak yapmanız gereken de şu. Da o nerede? Sanırım Administrator Templates'in altındaydı. Windows Components. Şurası. Security Center. Gelin buraya. Security Center'ın da bilgisayarlarda açık olması gerekiyor. Bu da kurallardan üçüncüsü. Administrator Templates'e gelin. Yine Computer Configuration Policies'teyim. Windows Settings. Yani şu. Ha pardon ya, şöyle göstereyim hatta. Heh, şöyle göstereyim. Policies, Administrator Templates, Windows Components, onun aşağısında da Security Center. Turn on Security Center, yani Security Center'ı aktif et. Enable deyince evet aktif et demiş oluyorum. Okey dedim. Bu kadar. Security Center'ı da aktif ettim. Şu anda hazır. Kurallar hazır. NAP hazır. Policy'ler hazır. DSP'ye NAP'la ortak çalışmaları gerektiğini söyledim. Yani şu anda unuttuğum bir şey yok. Yok. Yapacağımız şey client birim bu policy'yi alması artık. Nasıl aldıracağız? Var mı fikri olan? Client biri nasıl alacak bu policy'yi? Aynen öyle. Ya niye bu kadar şey yapıyorsunuz ya? GP Update Force yapacağız tabii ki. Size ben bir tane proje vereyim o zaman ya. Yapın. Unutmaya başlıyorsunuz. Hepiniz için demiyorum. Cevap verenler için demiyorum. Yalnız yani GP Update Force hatırlamıyorsanız muhtemelen bu dediğimi de hatırlamayacaksınız. Demiştim ki bazen logon olmak veya GP Update Force yapmak ayarların gelmesini hani sağlamayabilir. En büyük örneğini MapDrive'da gördünüz. GP Update'e rağmen gelmiyordu. Ne yapıyorduk? Logon ediyorduk. O zaman geliyordu. Bunda logon değmiyor. Çünkü bu ciddi bir şey. Direkt makineye bağlanmış bir oğul. Mecburen makine etki edecek ya. Logoff yaparsam kullanıcıyı logoff yapıyorum. Makineyi değil. Dolayısıyla makine etkisinde yapmanız gereken şey şu. Direkt restart ediyorsunuz. Bunu unutmayın. Kompütüre bağladığınız bir oğulsa, yani şey kompütüre bağladığınız bir policy ise etki etmesi için restart edeceksiniz. Yani bunu deneme yanılımlarıyla bulabilirsiniz. Yaptığınız GP Update Force hala sonuç alamıyorsunuz. Restart. Veya logo o da olmadı restart. Restart edin. Edene kadar da videoyu pauslayayım. Şimdi makinem restart oldu. Password yazıp giremiyorum. Password yazıyorum. Giriyorum. Benim de klavyemde galiba alt gr tuşunda sıkıntı var. Dolar yaparken zorlanıyor. Makine açıldı. Fakat bizim sanallarda hazır olarak bunların hepsinin static IP'si var ya. Mecburen otomatiğe çekeceğim ki DSP'ye gitsin. Çekmeden önce şunu yapacaksınız. Masa üstünde bir F3 yapın. F3. Veya start screen'in oradan gidin. F3 yapın. Arama gelsin. Yazın. Firewall. Firewall neymiş ya. Firewall yazın. Sonra da settings. Açıldı mı bu arada bilgisayarınız? Bekleyelim. Yapacağınız şey Windows Firewall'a girmek. Nasıl girerseniz girin. Firewall diye aratın. Çünkü WFMSC, WFMSC yazarsanız o Advanced Firewall açıyor ya. Bunun kısalını hatırlamıyorum. Var mı onu da bilmiyorum. Firewall yazdım. Settings'ten Windows Firewall. Sonra Firewall nasıl kapatıyorduk? Windows 8 dersleri. Turn Windows Fire On or Off kısmına geliyorum. Diyorum ki Turn Off. Sadece bunu kapatmam test için yeterli.
Sebebi şu. O kapattığım domain de kapattı. Zaten domain'de olduğum için yeterli. Ama VPN yapıyor olsaydım evden, o zaman hangi firewall'umu kapatmam lazımdı test için? Hangisi? Private mı? Public, aynen öyle. Çünkü ben VPN yaparken public'teyim. Halka açık mekandayım. Şirketin içerisine yapıyorum. Şu anda domain'deyim. Bunu yapıyorum. Work group'taysam private network'teyim. Bunu yaparım. Ortamına göre. Veya komple, toptan çözüm, kökten çözüm. Hepsini kapatırız. Bunu kapatmamız yeterli. Şu anda domain'deyiz. Okey dedim. Haydi bir de NCPA, CP ile yapıp IP'mizi alalım. Sonra da testimizi yapalım. Bitiyor zaten. NCPA, CP ile IP'yi otomatiğe check-in. IP'yi aldıktan sonra firewall'umuzun yeşil olması lazım. Olmuyorsa sıkıntı büyük. Cidden sıkıntı büyük. Neyi atladığımızı bakmamız lazım. İnşallah olur. IP'mi otomatiğe çekiyorum. Bir daha okey dedim. Şu anda IP almaya çalışıyor. Şöyle şunu da kenara çekeyim. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Oldu mu? Oh, rahatladım. Sen de oldun dediysen. Bugün kafa allak bullak olunca hepimizin. Ha, oldu. Canavar ya. Bakın IP almışım. Eyvah. Diagnose testi başlattım. Cancel. Status'a gittim. 151 diye bir IP almışım. Artık scope hazırdı ya. Ne dağıttığını bilmiyoruz. 151 almışım işte. Önemli değil. Ve bakın firewall'um açıldı. Ben şimdi firewall'u kapatıyorum. Turn off diyorum. Okey diyorum. Otomatik açıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ekrana bakın tahtaya. Şu internet sitelerini kapatın. Tahtaya bakın, bu çok önemli. Kapatıyorum, açılıyor. Neden açılıyor? Sebebi şu. Son kez bir daha göstereyim. Firewall'u kapalıysa, non-compliant, yani kapalıysa ne oluyordu? Otomatik olarak açıyorduk. Tamam. Şimdi diyorum ki non-compliant'a gelin. Otomatik tamir etmesin. Non-compliant olan kurala geldim. NAP enforcement'a girdim. Diyorum ki otomatik tamir etme. Checkbox'ı kaldırın. Nasıl remediation girmiştik? Artık buraya erişebiliyor olması lazım. Gerçi öyle bir makinemiz yok. Kaldırdım checkbox'ı. Okey dedim. Tekrar firewall'u kapatıyorum. Şu anda tamir etmemesi lazım. Gene ediyorum. Yok, o polisiyi almasına gerek yok. Ya bazen ediyor, hemen anlamıyor. Yeni bilgisayarı restart etmem gerekiyor. Veya şöyle yapacağım. Disable ediyorum. Bir daha gitsin DSP'ye. Bunu her zaman yapmıyor bu arada. Dün iki defa denedim. Birinde yaptı, birinde yapmadı. Disable ettim. Enable etti. Off dedim. Yaptı. Yani bunu her zaman yapmıyor. Sanaldan mı kaynaklanıyor artık bilemeyeceğim. Dün bir kere yaptığımda direkt oldu. Şimdi DSP'ye bir daha gitmesini söyledim. Her zaman gitmesini söylemenize gerek yok. Ama düzeltmiyor. Ve bakın hata var. Şurada Action Center gözükmüyor bize ya. Şunu açalım. Taskbar'a sağ tık, özellikler, Customize, Turn System Icon, Action Center On dedim. Şurada şunu göstereceğim. İstiyorsanız yapmayın, siz bilirsiniz. Bakın Action Center normalde açık ya bilgisayarlarda. Üzerinde bir uyarı var. Bakın Network Access Protection Important diye bir şey yazıyor. Ona basıyorum. Bana diyor ki maalesef diyor seni network'e eriştiremiyorum diyor. Unsuccessful, başarısız. Sebebi burada yazıyor. Sen diyor ki oradaki polisilere uymuyorsun. Neden uymuyoruz? Çünkü firewall'umuz kapalı, gittik adama. İstersen diyor more information için buraya tıklayabilirsin. Tıklıyorum. Nereye gidiyor? İşte o belirttiğimiz adrese gidiyor. Hatta o 192.168.1.3 diye bir IP verdik ya. Oraya gidip SVR1'in IP'sini versek, SVR1 açıksa sadece oraya ping atabildiğinizi göreceksiniz. Çünkü bir tek ona erişebiliyorsunuz. Ve adres de burada. Ben buraya sherman.com.tr/nap yazsam adam okuyacak. İşte değerli çalışanımız, firewall'unuz veya antivirüsünüz kapalı olduğu için şu anda giremiyorsunuz. Ya açın, ya bilmiyorsanız da danışın.
vesaire gibi bir cümleyle adamı işini görürsünüz. Sonra tekrar diyorum ki non-compliant kısmına, hadi vazgeçtim, sen her şeyi tamir et. Tekrar tamir et dedim. Tekrar disable enable yapıyorum, anlasın diye. Şimdi firewall otomatik açması lazım. Daha enable olmadı. Oluyor. Hadi ol. Gene mi algılamıyor ya? Oldu mu size? Benimki hala anlamadı. Ben okey demedim mi acaba onu? Yo, okey demişim. Ya işte bazen algılamayabiliyor. Şunu disable ettim. Firewall'u açayım bari. Enable. Neyse, olduğunu gördüyseniz sorun yok. Tekrar turn off diyorum. Tamir etmesi lazım şu anda. Tamam, et. Ya bazen geç algılıyor işte. Bir sıkıntı var. Yani limit diyor da eski uyarıyı söylüyor artık. Tamam, olay bu. NAP'ın yaptığı iş bu. Her halükarda herkes firewall açık kalmak zorunda. Süper bir olay. Bunu VPN yapan adamlar için de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi VPN işi de çok basit. Onu da aynı şekilde buradan ekliyorsunuz. Şuradan NAP'ı ekliyorsunuz. Configure NAP. Bu sefer DSCP değil, VPN diyorsunuz. VPN. Sonrası hep aynı. Sonra buradan VPN için kurallar var. Tamam, NAP bu. Bu kadar. XP Service Pack 2'den sonra geldi, unutmayın. Sınavda sorarlar, morarlar. Var mı sorusu olan? Yoksa o zaman revert. Revert edin hepsini. Yarın WSUSE'un videosunu getireceğim. Yani akşam çekeceğim. Çekebilirsem, çıldırtmazsa makine. O zaman videoyu durduruyorum.